Fas'tan merhaba. İspanya'dan seslenmekten sıkılınca Fas'a geçtik. Birkaç günlüğüne buradayız. Fas'ın Fes şehrine geldik. Normalde Türkiye'de çok bilinmez. Genellikle Casablanca ya da Marrakeş bilinir. Biz neden Marrakeş'e gitmedik peki? Marrakeş bitmiş abi ya. Turist dolmuş her yer. Çok banal. O yüzden biz Fes'e geldik. Tabii ki o yüzden değil. Fes'e gelmemizin sebebi ucuz uçak bileti bulmuş olmamız. Epey ucuza uçak bileti bulduk. Gerçi kaldığımız yere sonra bayağı bir para verdik. Bir kafa kafaya geldi gibi oldu ama şu an eski şehrin içerisinde kalıyoruz ama havaalanından buraya gelirken yeni şehrin içinden de geçtik. Beni biraz şaşırttı aslına bakarsanız yeni şehir. Çünkü Türkiye'li bina yapıları falan çok benziyor. Bizim o tipik standart apartmanlar vardır ya, onlardan var. Ve İnsanlar falan da benziyor. Burası Türkiye'ymiş. Niye Türkiye'ye gitmedik de buraya geldik gibi hissettim. Ama Eskişehir'e gelince fikrim değişti. Burası epey değişik, otantik bir yer. Zaten video boyunca da gezeceğiz buraları. Neler yaptık geldiğimizden beri? Geldik, otelimize yerleştik. Otel bu arada Riyad denen bir yer. Riyad Arapça'da bahçe demek. Ama bunların hayatlı evleri var, bizim konaklar gibi. Onlara da Riyad deniyor. Fotoğraflarına bakarken, seçimimizi yaparken inanılmaz heyecanlanmıştık. Çünkü fotoğraflar gerçekten şahane çıkıyordu. Ki şu an video arka planından gördüğünüz gibi çok fotojenik bir yer burası. Ama fotojenik olduğu kadar iyi bir yer değil. İyi bir yer değilden kastım da şu, çok daha eski. Biraz pise yakın. Hani pis demeyeyim, çok güzel temizlemişler ama hani eski şeyleri ne kadar temizlerseniz temizleyin yeterince temiz olmaz da öyle bir eksikliği var. Ama onun dışında otantik bir yer. Otantik bir yerde kaldığımız için kalorifer yok burada. Şeyle ısıtıyorlar, klima ile ısıtıyorlar ve çok yüksek tavanlı bir yer olduğu için ısınmak bilmiyor. Yatak güzel ısıtıyor battaniyelerle falan ama çıktığınızda donuyorsunuz. Tam bir sobalı ev havası var burada. Otelimize yerleştikten sonra yemek yemeye gittik. Yine buranın ünlü restoranlarından bir tanesi Ruined Garden'a gittik. İnanılmaz güzel bir bahçesi var. Meşhurluğu da oradan geliyor muhtemelen. Çünkü yemekleri yani fena değildi. Şeyden de bahsedeyim. İnsanlar normal. Şey değil, böyle çok dikkat çekici kıyafetleri ya da çok dikkat çekici tipleri yok ama bazı erkeklerin giydikleri bir mont gibi, böyle ayağa kadar uzanan bir kıyafetleri var. Pardesü gibi diyeyim, daha doğrusu mont gibi değil. Onun bir de şapkası var. Şapkasını taktıklarında üst tarafı da şöyle uzun, biraz sivri. Ku Klux Klan gibi oluyorlar ve gece sokakta öyle birkaç erkeği gezerken gördüğünüz zaman tedirgin oluyorsunuz. Sokaklar zaten dar böyle ve bazı ara sokaklarda kimse yok. Karşıdan 3 tane şöyle Ku Klux Klan tipli adam geliyor üzerinize doğru. Bayağı tedirgin edici oluyor. Ama onun dışında ben şey hissetmedim. Hani üzerimde garip bakışlar vesaire hissetmedim. Zaten çok fazla turist var burada. İnsanlar alışık muhtemelen. Bir de şöyle bir güzelliği var buranın. Herkes inanılmaz derecede güzel İngilizce ve Fransızca konuşuyor. Gelirken bir tane böyle biraz güzel, modern görünümlü bir kafeye denk geldik. Bir de çay içelim dedik. Bu arada Faslılar nane çayı içiyorlar. Bizim için normal siyah çay neyse onlar için de nane çayı o. Sürekli içiyorlar. Oturduk bir nane çayı içelim diye. Biz otururken arkada adam bir tanesi yere bir şey serdi. Dedim herhalde halıyı silkeledi falan, onu seriyor. Bir yandan da aklıma şey geliyor, hani acaba namaz kılacak mı, kılmaz herhalde falan gibi düşünüyorum. Bir yandan halıdır falan diyorum. Sonra adam bayağı serdi, düzeltti falan seccadeyi. Namaz kılmaya başladı. Bir de şey, çok küçük bir kafe, böyle 3 masa falan var. Yasin'le biz oturuyoruz, çayımızı içiyoruz. Ve arkada adam namaz kılmaya başladı böyle. Çok değişik geldi bana. Hani bizde şey olur ya, böyle eve misafir geldiğinde falan mesela misafirin yanında kılmazsın namazını. Gidersin arka odada kılarsın ya da işte esnaf en yakın camiye gider kılar, ki burada zaten her yer adım başı cami. Gidip camide kılabilir. Turist olduğumuz belli. Ne bileyim yani, kafenin ortası bana bir değişik geldi açıkçası. Kahvaltıyı da biraz anlatayım bu arada. Çoğunlukla reçelden oluşuyordu. 4-5 çeşit ekmek vardı. Ekmeklerden bir tanesi poğaça gibi görünüyordu. Ben çok heveslendim, ha poğaça yiyeceğiz falan diye. Ama şey çıktı. Anason ve tatlı bir poğaça çıktı. Anason da bu arada çok kullanıyorlar. Ve ben anasondan hiç hoşlanmıyorum. Böyle çok rahatsız ediyor beni. Yiyemedim onu. Sonra irmikli bazlama vardı. Yine bunların meşhur ekmeklerinden bir tanesi. İrmik helvasının şekersiz hali olarak düşünebilirsiniz. Tadı aynen öyle. Begrir denen bir pankekleri var. Tek tarafını pişiriyorlar sadece. O gayet güzeldi. En güzel, en yenilebiliri oydu bence. Bir de bizim katmerin biraz daha kalın ve yumuşak olanı vardı. O da gayet güzeldi. Peynirle çok güzel gidebilecek bir hamur işiydi ama sofrada peynir olmadığı için çok keyfini çıkaramadım. Peynir olmadığı için diyorum, hani şey vardı, üçgen peynir vardı, 3 tane koymuşlar ama hani benim peynirden kastım güzel bir beyaz peynir falan.
Onu da bulmak mümkün değil. Onun dışında bolca reçel vardı, tereyağı vardı, zeytin vardı. Daha çok işte tatlı hamur işi karıştırarak yenen bir kahvaltıları var anladığım kadarıyla. Şimdiye kadar yaptıklarımız genel itibariyle böyle. Şimdi otelden çıkacağız ve yine sokaklarda dolaşacağız. Gitmek istediğimiz yerler var, oraya uğrayacağız. Hepsinin videolarını sizler için çekeceğim. Darbasa'ya geldik. Burası eskiden Kraliyet Sarayı olarak kullanılıyormuş. Şimdi ise müzeye çevrilmiş. Ziyaretçiye açık birkaç tane odası var. Orada sergilenen eserler var. Çiniler, eski yazma Kur'anlar, kıyafetler vesaire. Ama içeride fotoğraf ya da video çekimi yapmak yasak. O yüzden oraya gösteremeyeceğim. Ama zaten içerideki eserlerden ziyade bence buranın bahçesi çok güzel. Bu arada giriş kişi başı 10 dirhem. Bu da yaklaşık 1 euroya tekabül ediyor. Bahçesi görmeye değer. Burası ağaç oymacılığı müzesi. Hem binanın içerisi ağaç oymacılığının en güzel eserlerini gösteriyor. Hem de içinde sergilenen eserler aynen o şekilde. İçeriye giriş kişi başı 20 dirhem. Şimdi içine gezelim. İşçiliği çok güzel, mimarisi çok güzel. İçeri girerken bu arada görevli bize Müslüman olup olmadığımızı sordu. Müslüman olmayanları almıyor olabilirler içeri. Giriş ücretsiz bu arada.
Eve girerken ayakkabıları çıkarttırıyorlar. Beton yerlere de çorapla giriyorsunuz, ayakkabısız giriyorsunuz. Ama buna rağmen yerler gerçekten çok pis. Sokak buradan daha temiz olabilir. O derece pis. Ama mimarisi, Çin işçiliği falan çok güzel bir yer. Fes şehri 3 farklı bölgeden oluşuyor. Birincisi Eskişehir, Fes Elbali. Dün gezdiğimiz yer o dar sokakları ve pazar yerleriyle ünlü olan yer. Fes Elcedid, bugün gezeceğimiz yer. Orası da eski yeni şehir. Eskiden yeniymiş Fes Elbali'den sonra yeni bir bölge gelişmiş. Ama orası da eskileşince ve insanlara yetmemeye başlayınca insanlar yeni şehre geçmişler. Orası tamamen modern, herhangi bir dünya şehri gibi bir yer zaten. O yüzden bir turistin ilgisini çekmeyen yer. Oraya gezmeyeceğiz. Bugün Fes Elcedid'e gideceğiz. Fes Elcedid'e giderken de şehrin en büyük parklarından bir tanesi olan Garda Dinansibil'e uğradık. Şehrin keşmekeşinden sonra kafa dinlemek için güzel bir yer. Kraliyet Sarayı'na geldik. Daha doğrusu Kraliyet Sarayı'nın kapısına geldik. Çünkü kapalı. İçeri girmeniz mümkün değil. Sadece kapının fotoğrafını çekebiliyorsunuz ya da kapıyla birlikte fotoğraf çekilebiliyorsunuz. O yüzden birkaç püf noktası vereceğim. Bunlardan ilki, eğer Fes'i görmek için sınırlı zamanınız varsa burayı es geçebilirsiniz. Çok da gelmeye değer bir yer değil. Vereceğim ikinci püf noktası, burası harita üzerinde bir Arapça ismiyle kayıtlı, bir de İngilizce ismiyle kayıtlı. İngilizce ismi burası. Arapça ismi çok farklı bir yeri gösteriyor. Farklı derken yine yakınlarda bir yeri gösteriyor. Muhtemelen sarayın kendisini falan gösteriyor ama sizin girebileceğiniz bir yer değil. O yüzden boşuna yol yürümüş oluyorsunuz. Üçüncü püf noktası, buraya gelirken çarşının içerisinde sizi yolunuzdan döndürmek isteyen bedbahtlar olabilir. Yanlış yeri gösteriyorlar. Tam olarak ne yapmaya çalıştıklarını anlamadık ama işte sinagog bu tarafta deyip sinagogun olduğu tarafın çok tam tersi bir yönü gösteriyorlar. Eğer onlara kapılıp giderseniz başınıza neler gelir bilmiyorum. Zaten Fes genel olarak çakallar da dolu. Yeri gelmişken bundan da bahsedeyim. Sürekli olarak size bir şey satmaya, sizi bir yere götürmeye çalışan insanlar var burada. Onları duymazdan gelin. Duymazdan gelmek en başarılı baştan savma yöntemi bence. Çünkü no demek bile onlarla muhatap olmanıza neden oluyor ve bir kere muhatap olduktan sonra başınızdan savmanız daha zor oluyor. İkincisi, bir şekilde cevap vermeniz gerekiyorsa eğer, bunu İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca yapmayın. Bu dilleri biliyorlar, gayet iyi biliyorlar ve mutlaka sizi yine manipüle etmeye çalışacaklardır bu dillerde. Eğer cevap vermeniz gerekiyorsa Türkçe cevap verin. Türkçe bilmedikleri için size ulaşamayacaklarını anlıyorlar ve biraz daha caydırıcı oluyor. Şimdilik bu kadar. Buradan da bahsettiğim sinagoga gideceğiz. İnşallah o da böyle hayal kırıklığı olmaz. Sinagoga geldik. Tam da korktuğumuz gibi bir hayal kırıklığı oldu. Kapıda bizi bir kadın karşıladı ve apar topar içeri aldı, gezmek istiyor musunuz falan diye. İstiyoruz derken 20'şer dirhem paramızı aldı, bizi bir odaya soktu. Sinagog bir odadan ibaret zaten, başka da hiçbir şey yok. Kısacası bence para tuzağı, eğer Yahudi değilse sizin için özel bir önemi yoksa hiç gelmenize gerek yok.
şeylerinden bir tanesi de deri ürünleri, deri terlikler, deri çantalar, cüzdanlar vesaire. Onların üretildiği yerlerde tabakhane biliyorsunuz. Tabakhanelerden birisine geldik. Şu arkamda görmüş olduğunuz çukur ya da kuyularda yıkanıyor, boyanıyor vesaire. Burası iğrenç kokuyor. Yani öyle böyle iğrenç değil. Kurban bayramlarından biliyorsunuzdur hayvan derisi nasıl koktuğunu. Onun biraz daha bayatlamış halini düşünün. Gerçekten çok kötü kokuyor. Ama işte turistlik katlanıyoruz. Ne mezarlıkları. Burası şehir manzarasını en güzel izleyebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Manzara gerçekten şahane. Şahane olan bir şey daha var. O da şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak. Sürekli bundan bahsediyorum. Çünkü şehir insanı biraz boğuyor. Şöyle ki biraz o noktaya değineyim. Hem buraya gelmek isteyeceklere fikir olması açısından. Fes'te görebileceğiniz gezmeye değer tek yer Eskişehir yani Medina. Ve Medina kocaman bir Kemeraltı Çarşısı, Eminönü Çarşısı. Biraz da Esenler Otogarı serperseniz üzerine tam olarak nasıl bir yer olduğu hakkında fikir sahibi olursunuz. Bu arada Fes dünyanın en büyük arabasız sokak alanına sahip yer. Öyle bir ünvanı var. O video boyunca izlediğiniz çarşıların yer aldığı sokaklardan 9000 tane varmış tam olarak. Hani hepsini gezelim derseniz muhtemelen 3-4 gününüzü alacaktır. Ama hepsini görmeye gerek var mı? Bence gerek yok. Bir günlük bir tur bence yeterli olacaktır Fes için. Fes El Cedid zaten gitmeye, görmeye değer bir yer değil bence. Gidebileceğiniz orada da iki yer var ve onları da gördük zaten. Tam bir hayal kırıklığı. Medina'nın da sokakları dar. Pek çok çarşının üstü kapalı ya da binalar birbirine o kadar yakın ki üst tarafta birleşiyorlar ve gökyüzünü göremiyorsunuz. O yüzden teşhis konmuş bir klostrofobi hastalığınız varsa ya da kendinizi klostrofobik hissediyorsanız, kapalı alanlarda rahat hissetmiyorsanız Fes kesinlikle size göre bir yer değil. Benim böyle bir rahatsızlığım yok ama ben bile bir noktadan sonra buradan çıkmam lazım artık yeter içim daraldı gibi hissetmeye başladım. Çünkü dediğim gibi hem sokaklar dar, sokakların bir kısmı zaten tezgahlarla kaplanmış. Çok fazla insan kalabalığı var. İnsanlar üstünüze geliyorlar. Çok değişik kokular geliyor her yerden. Zaman zaman ağır baharat kokuları geliyor. Zaman zaman işte yemek pişirilen noktalardan geçiyorsunuz. Izgara, duman kokuları geliyor. Mangal kokuları geliyor. Araba giremediği için taşımacılığı eşeklerle ve atlarla yapıyorlar çarşının içerisinde. O yüzden at pisliği ve eşek pisliği kokuları oluyor bazen. İşte deriler zaten biliyorsunuz deri kokusu ağır bir koku. Onun kokusu var. İşte bir yerden geçiyorsunuz böyle şey çiğ etleri oraya buraya asmışlar. Hem görüntü olarak hem de koku olarak rahatsız ediyor. Hijyen deseniz zaten en son arayacağınız şey burada. Yine aynı şekilde hijyenle ilgili bir sıkıntınız varsa da Fes size göre bir yer değil. Benim biraz sıkıntım var mesela hijyenle ilgili. O yüzden ben çok çok rahatsız hissettim burada kendimi. Çok özenle seçtik yemek yediğimiz yerleri ama ona rağmen tam olarak emin olamadım, tam olarak rahat hissedemedim kendimi. Çünkü burada gezerken anlıyorsunuz ki hijyen genel olarak buradaki insanlar için önemli bir şey değil, dikkat ettikleri bir şey değil. O yüzden çok iyi bir restoranda da yemek yeseniz hiçbir zaman hijyeninden, temizliğinden emin olamıyorsunuz. Biraz da yemeklerden bahsedeyim. Yemekleri güzel aslına bakarsanız, temiz bir yerler bulabilirseniz güzel bir şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Yemekleri biraz Hint mutfağına benziyor gibi geldi bana. Izgara olayına biz hiç girmedik bu arada. Çünkü sokaktaki o ızgara yapılan yerleri gördükten sonra et ve ızgara olayı benim için bitti. Daha çok salçalı gibi yöresel yemeklerin tadına baktım. Onlar da çok fazla baharatlı. Kimyon, zencefil, zerdeçal hepsi bol bol var içerisinde ve bol acılı yemekler. Temiz olsa aslında çok rahat, çok güzel bir gurme turizmi yapabileceğiniz bir yerde olabilirmiş Fas. Ama o konuda pek bir iddiası olabileceğini sanmıyorum. Sırf şu hijyen olayından dolayı. Tatlıları da meşhurdur. Daha önce duymuşsunuzdur muhtemelen. Şerbetli tatlıları var geleneksel olarak daha çok. Muska şeklinde yapılan bir tatlısı var. Bizim baklava yufkası gibi bir yufkanın içerisine böyle macun haline getirilmişti fındık, ceviz, badem bu değişebiliyor zaman zaman. Koyularak sarılıyor. Şerbeti bizim gibi her tatlı için değil bu arada. Bazı tatlılar için geçerli. Bizim gibi su ve şekerle yapmıyorlar. Balla yapıyorlar. O yüzden geleneksel tatlıları tatlıdan ziyade bana şekerleme gibi geliyor. Daha kıtır kıtır oluyor.
Yani böyle ayaküstü birkaç tanesinin tadına bakabilirsiniz ama bir yere oturup da yemeğe değecek tatlılar değil bana göre. Biraz da yine hijyenden dolayı. Çünkü üzerlerinde sürekli arılar, sinekler falan uçuşuyor tatlıların. O görüntü de hoşuma gitmediği için sadece ben bir iki tanesinin tadına baktım. Bir tanesi işte baklavanın biraz daha kıtır hali. Bir tanesi de halka tatlısının daha ince dökülmüş hali. Tadı aynı halka tatlısı gibiydi. Tüm bunların yanı sıra bir de şöyle bir şey var. Burası pahalı bir yer. Çok garip gelecek ama şöyle bir hesap yaptığınızda Türk lirası, euro bazında ikisini de söyleyeceğim. Biz çünkü iki türlü de alışveriş yapmaya alışkınız. Türkiye'ye göre çok pahalı bir yer. Yemekler olsun, alışveriş olsun epey pahalı. İspanya ile kıyasladığımda yemek konusu başa baş geliyor. Hijyen konusunda sizi rahatsız etmeyecek bir yerde yemek yediğiniz zaman 2 kişi 20-30 euro civarında harcamanız gerekiyor. Aynı paraya İspanya'da da yemek yiyebilirsiniz mesela. Türkiye'de kaça geliyor? 180 lira civarına geliyor 2 kişilik bir akşam yemeği. Çok pahalı bir yemek Türkiye için bu. Aynı şekilde işte terlik var mesela, derisi meşhur buranın. Terliklerde 150 dirhemden açıyorlar herhalde fiyatları. O da ne kadara geliyor? 15 euroya geliyor. TL için hesapladığımızda 80-90 lira yapıyor herhalde. Kısacası bana kalırsa bir Türk'ün Türkiye'den kalkıp işte aktarmalı bir uçuşla buraya kadar gelip zahmete girmesine gerek yok. Bana yaptığım paylaşımlara pek çok kişi mesaj attı. Benim hayalimdeki ülke Fas gibi. Hayali kurulabilecek bir ülke hiç değil. Yani görmek istenebilir. Bir gün işte ucuza bir uçuş yakalarsanız, bir fırsat olursa, iş için gelmeniz gerekirse gelip görebilirsiniz. Ama hayali kurulup da bunun için çalışılacak bir ülke değil bence. En azından Fes için söylüyorum bunu. Bugüne kadar izlediğim o çok takipçili gezgin videolarından ya da televizyonlardaki gezi programlarından anladığım kadarıyla dünyanın pek çok yeri çok abartılıyor. Çok güzel gösteriliyor. İşte hijyen koşullarını ihlal eden o görüntüler gösterilmiyor. İşte çok lezzetli yemekler var deniyor geçiyor. Ama o lezzetli yemekler nasıl yapılıyor kimsenin haberi yok. Ya da işte bakın ne kadar da güzel deri çantalar var deniyor. Ama o deri çantayı satan adamın nasıl tacizkar tavırları olduğu gösterilmiyor. Ben size gerçekleri gösteriyorum bu videolarda. Buraya kadar izlediyseniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu arada önümüzdeki haftalarda Fas videoları devam edecek. Aklınızda olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.